Hafta ilişkiler kitabımızın birinci ünitesinden bir soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi propagandanın özelliklerinden biri değildir? Şimdi bu sorumuzda ne bekleniyor bizden? Propagandanın özelliklerinden olmayan bir seçeneği bulmamız gerekiyor. Yani burada aslında 4 seçeneğimiz doğru, bir yanlış olacak şekilde inceleyelim. Aşağıdakiler insanların düşüncelerini biçimlendirmesi. Şimdi propagandada böyle bir şeyden söz ediyor muyuz? Tabii ki ediyoruz. Çünkü amaç insanların düşüncelerinin biçimlendirilmesine yönelik birçok çalışmanın yürütülmesi. İletişimin tek yönlü işlemesi. Şimdi halkla ilişkiler, reklam gibi kavramlardan söz ediyor olsak, iletişimin tek yönlü desek, o zaman bu seçeneği doğru olarak görürüz şüphesiz. Ama propaganda gibi bir çalışmada tabii ki iletişim tek yönlü olarak devam ediyor. O zaman bu seçenek de doğru oluyor. Mesajların doğru sunulması. Bir kere propagandada mesajlar doğru olarak sunuluyor mu? Hayır, o tabii ki çıkarlar doğrultusunda birilerinin etkilenmesi için yapılan çalışmalar. Her zaman mesajların çok da doğru olmasına gerek yok. Bir etkilemeden söz ediyoruz. Hedef kitle yararının gözetilmemesi. Hedef kitlenin yararına çok fazla bakılmıyor aslında. Savunulan fikrin doğruluğunun aşılanmaya çalışılması. Evet, savunulan fikrin doğruluğu aşılanmaya da çalışılıyor. O zaman bizim buradaki seçeneğimiz ne oluyor? Mesajların doğru sunulması aslında propagandanın bir özelliği olarak ortaya çıkıyor. Tabii ki propaganda yapılan çalışmalar içerisinde biraz da tartışılan kavramlardan. Her zaman doğrunun sunulması beklenmiyor propagandada. Yanlış olan seçeneğimiz de bulmuş olduk.